Merhaba arkadaşlar. Şimdi size sunacağım kombin 2000 lira civarında bütçeye mal olan bir kombin. Bunun için neler var? Nolan N87 var. İlk önce ondan anlatmaya başlayayım. Nolan N87 bildiğiniz gibi Nolan N86'nın devamı ve bu yıl geldi. Yeni üretildi. Ve Türkiye'ye yeni girdi daha doğrusu. En iyi kaslardan bir tanesi. Nolan bildiğiniz gibi kendi geliştirdiği bir dış kabuk kullanıyor. Polikarbon fakat çarpmaları, darbelere karşı dayanıklı. Nolan'ın nesi var? İlk önce ondan bahsedeyim. İlk önce havalandırmalarından bahsederek gireyim. Nolan'ın ön tarafında ve üst tarafında bildiğiniz gibi elle idare edilebilen havalandırmaları var. Ön tarafındaki camı kademeli olarak açılıp kapanabiliyor. Ve yan taraflarında pinleri var. Bununla da boğu camı takabiliyorsunuz. Dediğim gibi iyi hava alabilen iyi bir kask. İç tarafındaki pedleri çıkartıp yıkayabilirsiniz. Bir burun pedi var. Bu camınızın buğulanmasını engelleyecektir. Alt tarafında da bir tane çeni pedi var. Bu da sizi rüzgardan koruyacaktır. Ve öyle bir tasarlanmış ki bu boyununuzu ağrıtmayacak şekilde bir boyun pedlerine sahip. Aynı zamanda mikrometrik 2 adını verdikleri bir çene bağlantısına sahip. İsterseniz buna Encom sistemini dahil edebiliyorsunuz. Intercom sistemini buna dahil edebiliyorsunuz. Onun için hazır bir yeri var burada. Ve tabii ki güneş vizörü var. Bu güneş vizörü de yan tarafından açıp kapanabiliyor. Ve o da kademeli şekilde yapılmış özellikle. Sizin rahatlığınız düşünülerek. Ve tabii iki cam da çizilmeye dayanıklı. Aynı zamanda UV filtresi var. Arka tarafındaki spoiler'ı görüyorsunuz. Bu sarsıntılarda gerçekten önemli. Arkasında bir spoiler olmayan rüzgarı gerçekten engelleyemiyor. Ve başınızın veya işte o boynunuzun ağrımasına neden oluyor. Aynı zamanda spoiler'ın hemen altında hava çıkış kanalları var. Yaklaşık 780-800 lira civarında. Arkasından Venom'un 4 mevsim kullanabileceğiniz montuna geçelim. Bu iyi ve ucuz modellerden bir tanesi. Fakat iç tarafındaki astarları istediğiniz gibi yazın da kullanmak için çıkartabilirsiniz. Ön tarafında kışa uygun olarak su geçirmez bir kumaşı var. Yağmur geçirmezliği sağlamak için de iç tarafına astar yapmışlar. Aynı zamanda soğuktan da koruyor. Tabii havalandırma için üst tarafına iki tane cep yapmışlar. Üst tarafında iki tane cebe sahip, yan tarafında iki tane cebe sahip. Aynı zamanda belini sıkılaştırabileceğiniz iki tane ipi var. Buradan belinize uygun hale getirebilirsiniz. Fermuarlıdır. İç tarafı da fermuarlı. Böylece rahatlıkla iç tarafındaki fermuarları çıkartıp yazın da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Omuz ve dirsek korumaları CE onaylıdır. Ve özellikle dirseklerinde bulunan körük mekanizması rahatça eğilip kalkmanızı veya hareketlerinizi kolay yapmanızı sağlayacaktır. Bunun içinde bir tane sırt koruması bulunuyor. Soft bir korumadır. İsterseniz bunu siz level 1, level 2 korumalarla değiştirebilirsiniz. Arka tarafına bakınca buradan da görebileceğiniz gibi arkadaki artçı düşünülüyor. Artçı isterse buraya kendi ufak tefek eşyalarını sıkıştırabilir, koyabilir. Ve fermuarlı olduğu için de güvenlikli olacaktır. Arka tarafındaki şu fermuarsa istediğiniz gibi açıp yazın rahatlamanız için kullanabileceğiniz bir fermuar. Bileklerinde bir cırt cırt mekanizması var. Bunlar ayarlanabilmesi için cırt cırtlı yapılmış. Aynı zamanda kollarında iki tane çıt çıtı var. İsterseniz bunları açıp yazın da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada fermuarlı bir yeri de var. Dediğim gibi birçok yeri ayarlı ve kış kullanımına çok uygun bir mont. Aynı zamanda 400 lira olması da mükemmel bir fiyat fırsatı. Bununla beraber korumalı bir pantolon sunacağım. Bu Teş90'ın Madra adını verdiği haki yeşil bir pantolon. Kevlar kısımları var gördüğünüz gibi. Ama tabii bütününde kevlar bir kısım yok. Çarpmalara ve sürtmelere karşı sizi çok iyi koruyacak bir pantolondur. Aynı zamanda çarpma anında sertleşen impatek kalça korumalarına sahip. Aynı zamanda diz korumaları da böyle tabii. Diz korumaları da şu anda çok yumuşak, yani rahat hareket etmenizi sağlayabilecek gibi yapılmış. Fakat çarpmalarda anında sertleşerek size en iyi korumayı sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi gerçekten motosiklet pantolonu çok önemli. Herkes montunun üstünü, kaskını düşünürken çoğu kişi bacaklarını, ayaklarını düşünmüyor. Siz düşünürseniz iyi olur. Ve bu pantolonun özelliklerine tekrar geri döneyim. Birkaç tane cebi var. Burada da cebi var. Tabii bu ceplere çok fazla şey sıkıştırmayın. Kaza anında gerçekten çok kötü olacaktır. Körük mekanizmasına sahip burada. Bu da bacaklarınızı rahat hareket ettirmenizi, motosiklet üstünde rahat oturuş yapmanızı sağlayacaktır. Şimdi pantolonu geride bırakalım.
Özellikle el koruması çok önemlidir. Basit bir eldiven kullanmayın. Kullandığınız zaman eklemlerinizi tamamen koruyabilecek deri alaşımlı veya işte kumaş artı deri alaşımlı eldivenler kullanın. Bu arada bu motosiklet pantolonu 370-380 lira civarında, en son baktığımda öyleydi. Rika'nın NASA modeli bu. Eklem yerlerini görüyorsunuz. Hafif soft korumalara sahip. Eklem yerlerinde ve üst yumruğunuzun üst kısmında çok iyi bir koruması var. Aynı zamanda ayarlanabilir. Bileğinizin üst kısmında iyi bir koruması var. Deri ve kumaş alaşımlı yapılmış, yani beraber kullanılmış bir eldiven. Aynı zamanda çabuk kuruyabilmesi için de bazı kısımlar ve ek yerleri var. Bunun bileğinde hafif soft bir koruması var. Bu hafif soft koruma sizi çarpmalara karşı koruyacaktır. Bileği ayarlanabilir, rahat giyilebilir. Aynı zamanda su geçirmez bir modeldir. Motosiklet botu gerçekten önemli bir şeydir arkadaşlar. Korumalı bir pantolon verdiğim için dizinize kadar koruyacak uzun bir bot önermiyorum. İsterseniz siz uzun bir bot alabilirsiniz. Ben bu kısa botları öneriyorum. Yaklaşık kombini tutturayım diye. Ama uzun bot alıp biraz daha hani bütçenin üstüne çıkabilirsiniz. Falcon'un Juke 2 botları. Ön tarafında iyi korumaya sahip. Aynı zamanda aşırı esnek bir bot değildir. Özellikle tabanı sizi korumak ve darbelere karşı dayanıklılığınızı sağlamak için yapılmıştır. Bilek ve topuk korumaları var. Baharlık bir modeldir. Biraz daha hani kışlık bir model almak istiyorsanız diğer seçeneklerine bakabilirsiniz. Falcon'un bu botları ise 350 lira civarında. Yaklaşık 2000 lira civarında bir kombin yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için motosiklet aksesuarları.com'dan bakabilirsiniz. Birçok seçenek var. Hepinize iyi sürüşler.